Manşete hoş geldiniz. 2024 yerel seçimleri şimdiden kaybedildi mi? Öncelikle şunu hatırlatayım. 2024 yerel seçiminde ne olursa olsun yani başta büyük şehirler olmak üzere belediyelerde muhalefet üstünlüğü kursa da 2019 örneğinde gördüğümüz gibi sonrasında yaşanan 4-4,5 sene içerisinde muhalefetin herhangi bir varlık göstermesi çok fazla mümkün olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dengeler ortada filan. Elbette 2024 seçiminde tekrar bir ittifak sağlanabilir ve büyük şehirlerde başta olmak üzere belediyelerde üstünlük kurulabilirse bu sonraki seçim için veya sonrası için umut verebilir. Ama Metin Külünk'e katılmıyorum birazdan bakacağız işte Erdoğan sarayda oturamaz falan dedi. İşte eğer kaybedersek bir Nisan'da. Çok öyle olmuyor. Maalesef yerel seçimlere çok büyük anlamlar yükleniyor. Fakat Türk siyasi tarihi görüldü ki yerel seçimler önemli bir sıçrama taşı. Yani iktidarı devralmıyorsunuz. Büyükşehir belediyelerini veya belediye yönetimlerini devralıyorsunuz. Önemsiz bir konu değil. Fakat yerel idarelerde iktidara gelmek iktidar değil. Bunu 2000, 1994 örneğinde gördük. Ama 1994 örneğinde bütün sağ ve sol bölünmüş sağ ve sol partilerin arasından sıyrılıp çıkan Refah Partisi başarısını devam ettirdi ve 95'te yapılan seçimde birinci parti olmayı başardı. Belediyelerde gösterdiği varlıkla elbette. Tabii o gün normal siyasi koşullar vardı, serbest e, rekabet vardı, isteyen parti kurabiliyordu. Bir yani medya elbette güçlü partiler lehine yayınlar yapsa da serbest bir seçim vardı vesaire. Bugün bunların hiçbirisi söz konusu değil. Özgür Kalender'le başladık. Akşener CHP'yi desteklemekten vazgeçti. Besle kargayı oysun gözünü diyor. Gerçekten e, Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünü oydu mu, oymadı mı? Özgür Özel ne düşünüyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne düşündüğünün artık bir önemi yok. Gazete Pencere iyi parti yokum dedi, diyor. Genel İdare Kurulu'nda konu değerlendirilmiş ve e, hayır cevabı çıkmış. Esasen iyi parti demek Akşener demektir. Akşener demek iyi parti demektir. Akşener ne derse o olur ki geriye doğru 6 aydır da iyi parti sözcüleri ve başta Akşener 81 ilde kendi başlarına seçime gireceklerini söylediler. Bana da itirazlar oldu. İşte Mansur Yavaş Akşener'e destek için gitti dediğimde ya Mansur Yavaş üzerinde bir ittifak var. Hayır ittifak yok. 81 ilin içinde Ankara'da var. Dolayısıyla Mansur Yavaş'a iyi Parti desteği cepte değil. Onu da antiparantez belirtmiş olayım. Her ne kadar yani bütün açıklamalar ortada olsa bile İyi Parti bir yönüyle 6 aydır sürdürdüğü çizgiyi korumuş oldu. Yani en azından bir zigzag daha yapmadı. Biz 6 aydır böyle diyoruz ve dediğimizin arkasındayız dedi. Akşener'in bu fotoğrafı servis edildi. İşte gösterdiğin hedeflerde dost doğru dimdik. Bir de hür ve müstakil grafikleri paylaşıma sokuldu. Hür ve müstakil iyi parti. Hür ve müstakil olunca ne oluyor? Şimdi siyaset birkaç kere söyledim, bir kere daha altını çizeyim yeni başlayanlar için. Siyaset muhalefet etme sanatı olabilir bir program ortaya koyma, vaatte bulunma, insanları etkileme sanatı olabilir, iktidarı sarsma sanatı olabilir filan filan bir sürü şey. Hatta iktidara bir takım yasaları geçirtme ya da bir takım yasaları engelleme sanatı olabilir. Fakat sonuçta bütün bunların hepsi siyasetin görevlerinden biri. Sonuç önemlidir. Siyaset iktidara gelme sanatıdır. Bir biçimde iktidara geleceksiniz. Şöyle veya böyle kuralları içerisinde. Oyun oynayarak, ee, oyunu düzgün oynayarak ve rakiplerinizi ekarte ederek ve e, halkı ikna ederek seçmenin oyunu toplayarak. Bütün dünyada bu böyledir. Hür ve müstakil olunca ne oluyor? Birazdan ona bakacağız. Fakat karga kafası da geçici ittifakların en belirgin özelliği özelliği geçici olması demiş. Evet öyledir. Esasen ittifak kelimesi yanlış. Eskiden kullanılırdı... E, Kitaplara da geçmiştir tarih kitaplarına itilaf devletleri diye özellikle birinci dünya savaşına atıfla. Şimdi o kelimeyi kitaplarda müfredatta var mı kullanıyorlar mı bilmiyorum. Ama doğru kelime esasen itilaf yani belli bir amaç için bir araya gelip ondan sonra ayrılmak. E, bu esasen ittifak kelimesi böyle değil. İttifak güçlü bir birlikteliği ifade eder. Sonuna kadar beraber gitmeyi ifade eder. Sarsılmaz bir iş birliğini ifade eder. İttifak kelimesi budur. Yanlış kullanılıyor bizde. Geçici ittifakın adı esasen itilaftır. Yani belli bir müddet, belli bir süreçte insanların veya partilerin, kurum, organizasyonların bir araya gelmesi. Karşınızda bir ittifak var. İttifak kelimesi artık yerleşti, onunla yürüyelim. Karşınızda bir ittifak var. CHP-MHP ittifakı. Bunun içinde bazı irili ufaklı partiler de var ama onların büyük mü yok. Yani neticede hemen her konuda birlikte hareket ediyorlar. Sadece seçim ittifakıyla sınırlı kalmıyor. Mecliste de beraber hareket ediyorlar. Atamalarda da beraber hareket ediyorlar. Politikaları birlikte belirliyorlar yer yer. Yani ve AKP'li Ali İhsan Yavuz ki kendisine atfen bir söz vardır belediye seçimlerine. 2019 işte hiçbir şey olmadıysa diye bir şey oldu diye. O laf doğru değil. O la, yani Ali İhsan Yavuz'un o açıklamasına gittiğinizde bağlamından kopartılmış bir laf görürsünüz. Ama üzerine yapıştı adamın. Gerçekten öyle söylemedi yani. Neyse geçelim konumuz bu değil. MHP ile anlaşmışlar ya da pek çok konuda birlikte yürüyorlar. Bütün büyük şehirleri paket olarak düşündük diyor Ali İhsan Yavuz. Şimdi karşınızda böyle bir yapı varken siz münferit giriyorsunuz. Müstakil ve hür diyorsunuz daha doğrusu tam kelime. Peki bu fotoğrafı nereye koyacağız? Demek ki orada ki hikayenin de bir ömrü varmış ki bu fotoğrafın üzerinden bir yıl bile geçmedi. Gençler diyor Cem Toker fotoğrafa yaptığı yorumda "Siyasette ne abla kardeş olur ne baba oğul. Siyasette eski dostlar böyle toslar." demiş. Eski dostlara bir atıfta bulunacağım. Özgür Özel İyi Parti'nin e, yokum mesajını aldı ve dedi ki e "Esasen e, biz hala İyi Parti'yi eski dost olarak kabul ediyoruz. İyi Parti'nin kararı tek başlarına girme yönünde oldu. Evet. Her iki karara da saygılıyız." söylemiştim saygımızı muhafaza ediyoruz. Yani birlikte olma ya da ayrılma. Ee, ve devamla diyor ki örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebim şudur. Özgür Özel, CHP grubunda eski dosttan düşman olmaz. İyi Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti iyi insanların, çağdaş insanların partisidir filan. Ve şunu söylüyor. Ne zaman bir güneş rozeti görsem bu iyi bir insan, bizim gibi bir insan diye düşünürüm. İyi Parti seçmenleri, iyi insanlar, sizin bizim gibi insanlar, Atatürk'ü seven insanlar vesaire. Yani bu CHP'nin ışığının, CHP'deki yeşilin hala yandığını gösteriyor. O arada İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Türkiye'yi kazanmak için belediyelerin kaybedilmesini göz aldık demiş. Yani siyasette böyle absürt bir açıklama olur mu? Ya da bu açıklamayla ne murad edilmektedir? Yani bunu hiç kritik etmeyin. Yani böyle bir şey yok. Bu kritik edilecek bir şey değil yani. O lafı söyleyene bırakın geçin yani. Metin Külünk'ün lafları çok konuşuluyor. İşte toplumda ciddi bir geçim problemi var. Restoranların dolduğuna bakmayın. Boğaza karşı yemek yiyenlere bakmayın. İşte telefon, iPhone alanlara falan bakmayın. İstanbul kaybedilirse 1 Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Cumhurbaşkanımız yerinde rahat oturamaz dedi. Şimdi karşınızdaki böyle düşünüyor. Bir de böyle bakın. Mesela Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yerinde oturur. Hangi konuda oturamadı ki? Hangi zaman oturamadı ki? Oturur. Sadece yeni bir oyun planı kurar. Ayrıca dediğim gibi 2019 sonuçları tekrarlansa bile oturdu. 4 yıl boyunca bir şey olmadı. Bundan sonra da oturur. 2019 sonuçları 2024'te aynen tekrarlansa ki şu anda uzak görünüyor. Gene bir şey olmaz. Bakın şimdi bu tablo 1994 İstanbul tablosu. Şimdi bu tabloya baktığınızda Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan görüyorsunuz %25 ile kazanmış. Aldıkları oy sayıları falan da orada. Hemen takip eden İlhan Kesici 22, hemen onu takip eden Livaneli 20, Bedrettin Dalan 15, Necdet Özkan 12 diye sıralanıyor. Solda 3 parti, sağda 3 parti bölünmüş durumda. Yani üç tane parti vardı solda. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti ve CHP. Hepsinin de deve dişi gibi adayları vardı. Yani bunlardan ikisi bir araya gelseydi Tayyip Erdoğan o oyu alamazdı. Aynı şekilde sağ da parçalanmıştı. ANAP, DYP, MHP vesaire gibi. Bunlardan da ikisi üçü bir araya gelseydi gene Tayyip Erdoğan kazanamazdı. Belediye seçimleri tek turlu. Belediye seçimlerinde ipi önde göğüsleyen bir oy farkla bile önde göğüslese seçim alıyor. Ve karşınızdaki bölünmüş yapıda da her halükarda güçlü olan kazanıyor. Yani oturup da şimdi 2024 analizi yapmaya gerek yok böyle bir tabloda. Eğer bir muhalefet ittifakı olmayacaksa. Ha, HEDEP güçlü olduğu Doğu Güneydoğu'da belediye başkanlıklarını alır. İpi önde göğüsler geçen seferde olduğu gibi. CHP'nin veya İyi Parti'nin desteğine ihtiyacı yok. Sonra da kayyım atanır. Eğer iktidarla anlaşmadıysa. Diğer illerde de CHP, CHP belki İzmir'de kazanır. Belki bir Eskişehir'de kazanır. Birkaç yerde belki. O kadar. Kalelerinde kazanır. İyi Parti de belki birkaç belediye alır filan. Öyle yürür gider. HEDEP. Ayşegül Doğan. Orhan Doğan'ın rahmetli emanetidir. Ee, beğenirim kendisini. HEDEP'te siyaset yapıyor. Bir gazetecidir. Kazandırmayacağız, kazanacağız demiş. HEDEP adına konuşurken. Bütün seçim bölgelerinde aday çıkartmak hedeflerini bu şekilde koymuş. Son karar parti meclisi de demiş. Yeniden Refah da ittifakın dışında görünüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde son gösterdikleri başarıyla dikkat çekti. Onlar da güçlü oldukları yerlerde alabilirler. İl kazanabilirler mi bilmiyorum bakılır ama belli ki bir takım belediyeleri alacaklar. Ama yeniden Refah görülüyor ki çok ittifakın içinde olmayacak. Ya da ittifak pazarlığına girmeyecek gibi görülüyor. Çok fazla ne düşündüklerinin de önemi yok. Bütün bunları konuşurken Türkiye'de ne oluyor? Bakıyor musunuz? Biliyor musunuz? Her gün bir veya iki belki üç cezaevi dramını ekrana getiriyorum. Nereden olursa olsun bakmıyorum. Bu tür konuda kimlik ayırt etmeyeceksiniz. Türkiye'deki mahallelerin yaptığı gibi. İnsan Hakları Derneği cezaevlerinde en az 1517 hasta mahpus bulunuyor. 651'inin durumu ağır demiş. Biri de en son Makbule Özer. Adli Tıp Kurumu raporuyla 2022'de tahliye edilmiş aynı adli tıp kurumu Özer'e bir yıl daha yaşlanmışken cezaevinde kalabilir raporu vermiş. Daha önce tahliye etti hastaya. 80 yaşında. 80 yaşında bir insanın müzmin dertleri vardır. Alması gereken düzenli ilaçlar ve görmesi gereken tedavi vardır. Kendi ihtiyaçlarını göremez. Çoğu itibariyle söylüyorum. Hele cezaevi koşulları 80 yaşında birini sağlam girse bile orada hasta eder. Makbule Özer. Gazeteci Abdurrahman Gök Tamamen alakasız bir konuda girdiği cezaevinden 225 gün sonra tahliye edilmiş. Hayırlı olsun, geçmiş olsun. Dosyada geçmiyor ama bundan tutuklandı. Kemal Kurkut'un 2017 Diyarbakır Nevruz'unda vurulma anını çektiği ve bir kurguyu, bir dümeni deşifre ettiği fotoğraftan dolayı kin tutuyorlar ve ondan almışlardı içeri. Buluyorlar bir suçlama. Gazetecilik faaliyeti gene yaptığı bir fotoğraf haber attığı bir tweet fark etmiyor. Aynı şey gazetecilik faaliyetinden tutuklanan, yıllarca içeride tutulan Nazlı Çak içinde geçerli. Yani o kadar acayip ki 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Orhan Kapıcı diye bir Cumhuriyet Savcısının açtığı dava ile ilgili tekrar almışlar. Denetimli serbestlikten falan da yararlandırmamışlar. İşte Sakarya'da birkaç hafta tutulacak deniyor. Umarım uzun sürmez. 79 yaşında. 1944 doğumlu. Dilek Ekmekçi enteresan bir konuya dikkat çekmiş avukat. Nazlıca Kanefi Avcı'nın Nisan 2016'da ihbar ettiği örtbas edilen milli damar yapılanması ile ilgili yazısı sebebiyle cezaevine girdi. Milli damar soruşturma milli damar soruşturma dosyasında şüpheli olarak işte Koray Öner, Cihangir Ulusoy gibi emniyet müdürleri var. Alper Tan, Melik Gökçek, Yasin Aktaş, İlker Başbağa kadar bir bir sürü isimler yazılıp çizildi diyor. Bu dönemde bu olayın yani milli damar olayının nazlıcak üzerinden gündeme gelmesi tesadüf değil diyor. Olay bir milli damar hikayesidir. Ezbere bir karar değildir demiş. O da enteresan. Bu yorumu da not düşelim. Seçil Erzan konusu devam ediyor. Terim ailesi hala ne bileyim flaşların altında. ...odak noktası... E, ...merak ediliyor. İddiaları reddediyorlar... ...ama gerek Fatih Terim... ...eşinin de ismi geçiyor... ...sağda gerek damadı Volkan Bahçe Kapılı ...gerekse işte kızı... ...Buse Terim... ...hepsi soruşturma dosyasında var. Fakat... E, ...soruşturma dosyasından enteresan bir... ...ayrıntıyı... ...Aytunç Erkin sözcüde paylaşmış... ...9-10 Nisan'da... ...Banka Genel Müdürlük binasında bir ifade veriyor... ...ve bu ifadesinde Seçil Erzan... 17 saate sürü 17 saat kadar sürüyor bu ifade. Israrla nakit alışverişi banka dışında oldu diye birkaç kere söylüyor. Hatta burada da şey var. Yaklaştırayım biraz daha bakın. Banka dışında, banka dışında. Bankada alınan bir ifade. Dün de hatırlatmıştım. işte eski telefonunu değiştirtiyorlar. Yeni bir hat veriyorlar. Eski hattındaki bütün mesajlaşmaları sil falan diyorlar. Banka kendini dışarıda tutmak için seçiler zana bir ifade verdirmiş ve bir biçimde hala bunun için çabalıyor. Dün iki felaket, yaklaşan iki felaket dedim. Biri ekonomik, zaten içinde yaşanan kriz. İkincisi de depremdi. Deprem kendini hatırlattı güzel bir başlık. Hep hatırlatıyor ama. Değişen bir şey olmuyor. Yani hemen Gemli'nin güneyinde, Mudanya açıklarında yaklaşık beş büyüklüğünde iki deprem oluyor ve her defasında da insanların yüreği ağzına geliyor. İstanbullular oturdukları yerde hissettiler. Yalovalılar hissettiler. Hissediyorlar ve hissettikleriyle kalıyorlar. Arkası gelmiyor. Belediye seçimleri geliyor. Bununla ilgili en ufak bir vaat görmüyorsunuz. Geriye doğru ne yapıldı? Onunla ilgili de bir açıklama görmüyorsunuz. Ama bula bula. Yani bugün gibi hatırlıyorum. Hem gazeteciydim hem de İstanbul'daydım. 17 Ağustos 1999'da. Çeyrek asır geçti hiçbir şey yok yahu. Hala olayları hala depremle ilgili haberleri veya korkuları veya riskleri ranta çevirme telaşı hesabı var. Belediye binası hasar görmüş Mudanya'da. Kamu binaları çürük. Tüm yapı stokunun tepeden tırnağa elden geçmesi gerekiyor. Son 25 yılda yapılanlar dahil. Hepsinin testleri yapılmalı. Biz güvenli binada oturuyoruz. Birka birkaç kere söyledim bir kere daha söyleyeyim. Güvende binada oturmanız kurtarmıyor. Siz güvende bina güvenli binada oturuyorsunuz. Binanız ayakta. Bütün çevreniz yıkıldığında gene siz deprem zedesiniz. Naci görür ağlamış, videosu var, seyredin sosyal ağlarda dolaşıyor. Bu iller 18 il için Hatay gibi olacak, Maraş gibi olacak diyor. Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan deprem olursa Kayseri, Tokat, Maraş, Hatay e, tekrar yani riskler bitmedi Maraş'ta. Ee, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir hangi birini söyleyeyim? Maraş, Hatay dahil. Metin Solmaz İstanbul anlatan birbirine ve bağlayıcı. Beş kelime sayın deyince güzel bir cevap gelmiş. Pahalı, kirli, mutsuz, kriminal ve deprem riski var. Evet. İstanbul anlatan beş kelime maalesef. Sabahta bir Haber, yerli tok Tesla'yı solladı. Ya sen hiç kimseyi sokmazsan yerli araç her, herkesi sollar. 1970'lere döndük. O zaman da yerli ve milli vardı. Yerli malı vardı. Okullarda yerli malı hava haftası kutlanırdı her hafta. Çok iyi hatırlıyorum. 70'lerin sonu. İlkokulda. İlkokuldan. Sona kalmadı bu. O zaman her şeyin yerli olmasıyla övünülürdü Cebinde dolar olan tutuklanırdı. Ne bileyim yabancı araç sokmak yasaktı. Satışı yasaktı. Rallilerde bile Murat 124'ler Renault 12'ler yarışırdı. Yerli diye. Böyle bir dönemdi. Şimdi de aynı şekilde sen yabancıyı sokmazsan, Tesla'yı ülkeye sokmazsan e, tabii ki başka alternatif kalmaz. Ayrıca sol alt köşeye dikkatinizi çekerim. Sabah gazetesi kaça satılıyor? 7 TL değil mi? Şimdi bir enflasyon açıkladılar. %68 evlere şenlik. Her şeyin fiyatının %100'ün üzerinde arttığı. %129 Enag'ın enflasyon araştırma grubunun verisi. Üşenmedim baktım. 5 Aralık 2023 yani bugünkü sabahın fiyatı, sabah gazetesinin fiyatı 7 TL. Geçen sene bugün sabah gazetesi kaç liraydı diye baktım. Görüyorsunuz. 5 Aralık 2022 sabah gazetesinin fiyatı 3 TL. 3 TL nere? 7 TL nere? %100'ün üzerinde artmış diyor ve bir manşeti de böylelikle kapatıyorum. Yorum sizin, değerlendirme sizin ve evet yanlışlıkla kapak girdi, kapanış kapağı. Yorum ve değerlendirme sizin. Büyük yalanlar söylüyorlar ve bu yalanlarla da 2024 yerel seçimlerine yürüyoruz. Belli ki parçalı, yarılmış bir muhalefet yapısıyla oraya yürüyeceğiz. Adayların yavaş yavaş ortaya çıktığı, belirlenmeye başlandığı, aday adaylıklarının falan açıklandığı bir süreçten geçiyoruz. En şeyi karartmamak lazım fakat 2024 pek çok açıdan siyasi, ekonomik ve elbette sosyal açıdan son derece güç bir yıl olacak. 2024'ü 31 Aralık gecesi büyük umutlarla karşılıyor olmayacağız maalesef. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.